Müminler o kimselerdir ki, şeytandan Allah'a sığınırım, 62. ayet, Allah ve Resulüne iman ederler, iman edenler. Onunla birlikte toplumu ilgilendiren bir iş üzerinde iken, ondan izin alıncaya kadar bırakıp gitmeyenlerdir. Mesela münasebestlik yapanlar var, peygamberden, imamdan izin almadan paldır küldür gidiyor adam. İzin almadan gidilmez diyor Cenab-ı Allah. Gerçekten senden izin alanlar, işte onlar Allah'a ve elçisine iman edenlerdir. Böylelikle senden kendi bazı işleri için izin istedikleri zaman dilediklerine izin ver. Yani saygı ve Kur'an'ın ruhu bunu gerektiriyor. Ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgendir. Elçinin çağırmasını kendi aranızda kiminizin kiminizi çağırması gibi saymayın. Elçi çağırdığı vakit mutlaka icap edin. Yani halkın birbirini çağırması, yani buraya gel diyor. Adam yok gelmiyorum diyor, ama elçi dediğinde, imam dediğinde mutlaka itaat edilmesi lazım. Öbür türlü çok büyük bir saygısızlık, anormallik olur ve harama girer. Allah sizden bir diğerini siper ederek kaçanları gerçekten bilir. Münafıklar göğe sezdirmelik kazanıyor. Münafıkların pis bir elektriği vardır, pis bir mücadele metotları vardır. Ve pis bir stilleri vardır. Göğe sezdirmiyor. Peygamberimiz meclisinde adamlar, peygamberimize yönelik böyle içinde öfke dolu adamı, hasetli, kıskançlık dolu ve kahpetinetli. Nasıl pislik yapsın, rezillik yapsın? Yapamıyor. En sonunda bir Müslüman oradan çıkarken o da ona siper olarak ondan beraber çıkıyor. Göğe sezdirmiyor. Bak, ahmaklığa bak. Bütün milletin içerisinde, herkesin içerisinde çıkıyor ama ona sorsan sezdirmediği kanaatinde. Burada o çakalın vermek istediği şey şu. Bir kere peygamber bak bunun farkına varmıyor diyor. Siz farkına varıyorsunuz ama o farkına varmıyor. Ben bak ona nasıl sezdirmeden çıkıyorum diyor. Ben böyle kurnazım diyor göğe kendisince. Ve terbiyesizlik yapıyor. Ahmaklığını ortaya koyuyor. Münafıklarda çok ucuz ve aşağılık bir kurnazlık kafası vardır. Kendilerini çok kurnaz zanneder. Hakikaten kurnazlardır ama hayvan kurnazlığı vardır. Yani ahmakçasınadır kurnazlıkları. Hakikaten galibiyetleri vardır ama hayvanın galibiyeti gibidir ve mutlaka mağlup olurlar sonunda. Kur'an bu aptallıklarına dikkat çekiyor. Böylece onun emrine aykırı davrananlar kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara bir acı azabın çarpmasından sakınsınlar. Allah belanızı veririm diyor. Yani Mehdi ile uğraşırsanız, peygamberle uğraşırsanız, Allah'ın değil mi sevdiğiyle uğraşırsanız belanızı veririm diyor. Nasıl açıklıyor Allah? Kendilerine bir fitnenin isabet etmesine veya onlara acı bir azabın çarpmasına sakınsınlar. Demek ki peygamberlerle mücadele eden mutlaka bir belaya uğrar. Aynı şekilde Mehdiyetle de, Mehdi ile de mücadele eder. Aynı şekilde Allah'tan bela bulurlar. Kur'an buna işaret ediyor. Dikkatli olun diyor bak Allah. Dikkatli olmak farz. Bak dikkatli olun. Dikkati kapalı olmayacak Müslüman. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Ne var ne yoksa bütün mal mülk hepsi Allah'ındır. O üzerinde bulunduğun şeyi elbette bilir. Yani şu an neredeyseniz onu sizi bilir diyor Allah. Ve ona döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Ne yaptıysa, ne konuştuysa, ne hareket ettiyse hepsini haber vereceğim diyor Allah. Allah her şeyi bilendir. Bakın her yerde, mesela bu sayfa açtık, buram buram Mehdiyet ve Deccaliyet var. Hem Deccaliyet'ten bahsediyor Kur'an, Deccalilerin vasfını anlatıyor, hem de Mehdiyet'in karşı atağını anlatıyor. Adam da soruyor diyor, niye bize Mehdiyet'ten bahsediyorsun? Mehdiyet'in olmadığı bir yeri göstert bana. Herhangi, mesela şurada yok de. Her yerde vardır Mehdiyet. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkarcılar dediler ki, Deccal taraftarları, bu Kur'an olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır. Kendisi düzüp uydurmuş ve ona bir başka toplulukta yardımda bulunmuştur. Böylelikle onlar hiç şüphesiz haksızlıkla ve iftirayla geldiler. Şu an Deccaliyet ne diyor? Peygamber diyor, iyi bir insandı, devrimciydi, uydurdu kendisi diyor. Deccali düşünce, değil mi? Şeytani düşünce, gafil düşünce, gaflet içindeki düşünce veya şaşkınların oluşturduğu sistemde bu var. Ne diyorlar? Bu Kur'an olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır. Yani peygamber kendi çıkartıyor. Bunu diyen on binlerce, milyonlarca insan var. Bu nedir? Bilerek veya bilmeyerek Deccaliyete hizmet etmektir. Ve dediler ki bu geçmişlerin uydurduğu masallardır. Mesela bazı
değil mi? Kendini bilmez şaşkınlar. Bu ifadelerin aynısını şu an yazıyorlar. Ve farkında olarak veya olmayarak Deccaliyete hizmet ediyorlar. Bir başkasına yazdırmış olup kendisine sabah akşam okunmaktadır diyor Deccaliyet taraftarları. Farkında mı? Haberi bile yok. Dediler ki bu elçiye ne oluyor? Bu Mehdi'ye ne oluyor ki yemek yemekte, pazarlarda dolaşmaktadır. Peygamberimiz şaşıyorlar. Yemek yiyor, hanımlarla beraber oluyor. Hanımlarla koşuşturuyor, onlarla yakalamaca oynuyor. Torunlarla şakalaşıyor. Ya diyorlar böyle peygamber mi olur? Diyorlar haşa. Nasıl olması gerekiyor onların kafasına göre? Mekke müşrikleri gibi enaniyetli, ağır, azametli, böyle battaniyeci takımı. Yemek yemekte pazarlarda dolaşmaktadır. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olarak olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Bir melek olsun diyor başının üstünde. Bu peygamberdir, bu Mehdi'dir desin diyor o zamanın müşrikleri. Eğer bu yoksa biz inanmayız diyorlar. Cübbeli ne diyor? Mehdi'nin diyor başının üstünde bir bulut olsun diyor. Bir melek olsun. Bu Mehdi'dir desin biz buna inanırız diyor. Mekke müşrikleri ne diyor? Aynısını diyor. Cübbeli bunun farkında mı? Değil. Yani ne yaptığının farkında değil. Haberi olmadan, farkında olmadan Mekke müşriklerinin düştüğü hataya düşüyor. Bak ya da kendisine bir hazinenin bırakılması veya ürünlerinde yemekte olduğu bir bahçesi olması gerekmez miydi? Yani malı mülkü zenginliği olsun. Zenginlere o zaman Mekke müşrikleri çok itibar ediyorlar. Peygamberimizin de malı mülkü yok. Mehdi'nin de malı mülkü olmayacaktır. Ağırlarına gidiyor. Zulmeden de dedi ki siz olsa olsa ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Yani aklını kaybetmiş, akıl hastası olmuş, mecnun olmuş bir insana uyuyorsunuz. Yani normal bir şey yapmıyorsunuz diyorlar. Peygamber Efendimiz için haşa. Bir bak senin için nasıl örnekler verdiler de böylece saptılar. O devirdeki münafıkların da uslubu bu. Münafıklar da abuk subuk örnekler vererek peygambere karşı mücadele veriyorlar. Allah diyor ki bak bir bak senin için nasıl örnekler verdiler de böylece saptılar. Münafıkların özelliği kelimelerle çok iyi haşa oynarlar. Ve bambaşka düşünceler geliştirirler. Artık onlar hiçbir yol bulamazlar. Tıkanmış adamlar. Bir oradan gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor, ona. Bir türlü beceremiyor. Hayır, onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Bak hep kıyamet vakti, ahir zamanla bir hatırlatma var. Ahir zamanda ne var? Mehdi var, İsa var, Yecüc Mecüc var, Dabbetül Arz var ve kıyamet var. Bakın Bakara suresi 79-80. Artık vay hallerine. Kitabı kendi elleriyle yazıp sonra da az bir değer karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere. Nereden çıkarttın diyorsun bu açıklamayı? Allah katından diyor. Allah diyor kendi ellerinden yazıyorlar diyor. Yani uyduruyorlar diyor. Yazıp evet. Bir de onu kitap haline getirip Allah diyor böyle diyorlar. Bilgisayar dediler ki Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi? Adamlar ne diyor? Allah bizimle konuşuyor diyorlar zaten. Evet. Bize de ayet geliyor diyorlar. Bilgisizler bunu dediler diyor Allah. Dediler ya. Onlardan öncekiler de onların bu söylediklerinin benzerini söylemişlerdi. Böyle sürekli sapıklar çıkar diyor Cenab-ı Allah. Her zaman çıkar diyor. Ya hurafe çıkarıyor, ya uydurma çıkarıyor. Bulamazsa da bana vahiy geldi diyor. Evet. Kalpleri birbirine benzedi diyor Allah. Hepsi birbirine benziyorlar diyor. Yani geçmiş tarihte de böyle sürekli yalancı peygamberler çıkmıştır. Onlar da bize vahiy geldi demişlerdir. Ve münafıklar da öyle sürekli hurafeler çıkarmışlardır. Allah diyor kalpleri birbirine benzedi diyor. Hepsi birbirine aynı. Biz kesin bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik. Kesin bilgi nedir? Kur'an. Bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik diyor. Kapalı iman yolu değil. Değil mi bak? Açık da demiyor Allah. Apaçık. Gösterdik. Demek ki imayla Kur'an'ın hüküm çıkmıyor. İnşallah. Bakara suresi 118.